Tabii yaş ilerledikçe biraz da farklılaşıyor değil mi hocam? Sonra kişilerde idrar kaçırma da oluşabiliyor. Evet, idrar kaçırma kadınların çok ciddi bir sorunu. Evet, 40 yaş sonrası. Sadece idrar yolu enfeksiyonu olmasa bile çok büyük bir sorun idrar kaçırma. Ama enfeksiyon idrar kaçırmayı arttırıyor. O yüzden enfeksiyon tedavisiyle idrar kaçırma olayını çözebiliriz ama eğer ona rağmen devam ederse Kegel egzersiz dediğimiz pelvik taban egzersizleri var. İnternetten bulabilirler, kasıp gevşetme şeklinde. Her kadının yapmasını çok öneriyorum ben, 40 yaşından sonra dediğiniz gibi. Hele de normal doğum yapmışlarsa çok %60-70'lere varan idrar kaçırma sorununu tedavi edebiliyor. Gerekirse işte lazer, gerekirse ameliyata kadar gidebilen çözümleri var. Birçok kişi bu sorunla da karşılaşabiliyor. Ve tabii biraz da utanıldığı için söylenmiyor da. Evet, maalesef Türk toplumunda utanmamız gereken şeylerden değil de böyle utanmamamız gereken şeylerden utanıyoruz. Derdimizi söylemekten aciziz. Sormayınca söylemiyor gerçekten hastalar, canlarına tak demedikçe. Mümkün olduğu kadar sormaya çalışıyorum ben de herkese, idrar kaçırma sorununuz var mı diye. İdrar kaçırma da enfeksiyona neden olabiliyor. Çünkü sürekli ıslak kaldığı için genital bölge, bu da enfeksiyona kapı açıyor açıkçası. Evet. İdrar kaçırmanın da önemli bir sorun olduğunu buradan hayatı konforu tamamen elimizde olan, hele de kadınların yola çıkma, yani gezmeye bile gitmekten kaçınan, yani her türlü spor aktivitesinden kaçınmak zorunda kalan kadınları düşünün. Yani her en ufak bir eforda idrar kaçırıyorsunuz. Bu da çok üzücü oluyor gerçekten. Yetişkinlerde idrar kaçırmak daha da kötü olsa gerek. Elbette. Ama bunun da tedavi yöntemi var, tedavileri var. Egzersizler dediniz. Evet, egzersizler çok etkili. En kolay da egzersiz. Evet, evde kendi kendinize yapıyorsunuz çünkü. Üstelik de hani başarılı da oluyorsunuz. %70-80, 60-80 başarı, 60-70 başarı az buz bir başarı değil. Ameliyatla karşılaştırdığınızda en azından öncelikle Kegel egzersiz dediğimiz o pelvik taban egzersizlerini mutlaka yapmak gerekiyor. Peki bu idrar kaçırmanın nedenleri nedir hocam? En büyük nedeni doğum yapmak, fazla doğum yapmak, iri doğum yapmak. Ama bazen hiç doğum yapmamış hastada da idrar kaçırma olabiliyor. Ama bu efora bağlı, strese bağlı inkontinans genelde böyle zorlamalardan, kilo çok önemli, ağır kaldırmak çok önemli. İdrar kaçırmaya neden olmuyor ama hiçbir bunlar olmasa bile destur instabilitesi dediğimiz başka bir kasa bağlı, mesane kasına bağlı idrar kaçırmalı olabiliyor. Tabii nedene bağlı tedavi yaptığımız için tedavi yöntemleri de buna göre değişiyor. Peki idrar kaçırma tipleri de var mıdır? Tabii. İdrar kaçırma stres inkontinans dediğimiz efora bağlı idrar kaçırma, destur instabilitesi dediğimiz mesane boynuna bağlı, mesane kasına bağlı idrar kaçırma olabiliyor. Bir de urgency dediğimiz böyle yetişememe şeklinde bir nörojenik mesaneye bağlı idrar kaçırma olabiliyor. Değişik nedenleri var. Dediğim gibi nedene yönelik de tedavisini düzenliyoruz hastanın. Bazen idrarımızı çok sıkıştırabiliyoruz. Evet. Peki bunun da zararı var mı hocam? Kesinlikle. Sıkışma tipi idrar kaçırma diyebilir miyiz? Kesinlikle çok uzun süre idrarı tutanlarda sadece idrar kaçırma sorunları değil, idrar yolu enfeksiyonuna da neden olabiliyor. Evet. O yüzden taşma tipi inkontinans dediğimiz, yani böyle gidemediği için birazdan da nörojenik mesanede hasta idrar kaçırabiliyor. Çok tutmamak lazım idrarı. İdrar yolu, yani çişimiz geldiğinde gidip yapmamız gerekiyor açıkçası. Evet. Peki hocam, karışık tip idrar kaçırma nedir? Şöyle, hem inkontinansa bağlı hem de destur instabilitesi dediğimiz duruma bağlı idrar kaçırma olabiliyor. Bir yeri, yani eğer sarkma varsa o sarkmayı düzeltiyorsunuz ama hala idrar kaçırma devam edebiliyor. İşte o karışık tip, iki tip mix inkontinans deniyor. Ayrıca bir de ilaç tedavisi de vermemiz gerekebiliyor. Nurcan hocam, fistüle bağlı idrar kaçırma da var. Evet. Peki bu nedir, fistüle bağlı idrar kaçırma? Fistüle bağlı idrar kaçırma, idrar yolunda vajen dokusuna bir yol açılıyor. Yani üretradan dışarıya değil de vajene açılan bir yol oluyor. Bu da genelde ameliyatlardan sonra olabilir. radyasyon tedavisinden sonra olabilir ya da trafik kazası gibi yaralanmalardan sonra olabilir. Fistüle bağlı idrar kaçırma da ona diyoruz. Peki cinsel ilişki sırasında da idrar kaçırma cinsel ilişki mi? Sonrası idrar kaçırma eğer bir sorununuz yoksa çok nadir olabilir. Çok nadir olabilir. Olmaz demiyorum ama çok nadirdir. Evet. Başka bir sorun da vardır. Yani böyle sarkma gibi ya da başka bir sorunu vardır mutlaka. Peki Nurcan Hocam, idrar kaçırmada teşhisi nasıl koyuyorsunuz? Hasta bir kere o şikayetle geliyor. Ben idrarımı tutamıyorum diye geliyor. Ama neye bağlı olduğunu anlamak için ürodinami testleri var. Basit bağ salma manevrası dediğimiz ıkındırma testleri var. PET testleri var. Nereden kaçırdığına dair. Ultrasonla bir takım mesane boyunu ölçümleri yapıyoruz. Bu şekilde tanı yöntemlerimiz. İdrar kaçırma tedavisi, idrar kaçırmada alışkanlıkların değiştirilmesi ve ilaç tedavisi nasıl uygulanıyor? Alışkanlıklar çok önemli idrar kaçırmada. Özellikle kilo çok önemli. Sigara ve kafein içeren içecekler çok önemli. Hayat tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bir kere kilo vermemiz şart. Kilo vermezsek istediğiniz kadar ameliyat olun, idrar kaçırma ilaçları kullanın. Çok zor tedavi oluyorsunuz. Evet. Kegel egzersizleri çok önemli. Bu kafein içeren, diüretik içeren içeceklerden kola gibi, çay kahve gibi içeceklerden uzak durmak çok önemli. İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek çok önemli. Özellikle akciğer hastalıklarınız varsa öksürük gibi tetikleyecek idrar kaçırmayı. Onları tedavi etmek çok önemli. Ve idrarı sık sık tutmamak çok önemli. Yani uzun süre tutmamak çok önemli. Zaten çok zor oluyor. Evet. İdrar kaçıranlarla idrar tutmak. Mesane eğitimi dediğimiz bir eğitim veriyoruz biz onlara. Birazcık daha uzun tutabilsinler diye. Bu tür önerilerimiz oluyor. Nurcan Hocam, idrar kaçırma ameliyatı da var. Peki idrar kaçırma ameliyatı basit ve orta idrar kaçırma ameliyatları hakkında da izleyenlerimizi bilgilendiriyor musunuz? Evet. Şimdi idrar kaçırma ameliyatları zaman zaman değişiyor açıkçası. Evet. İlk başlarda askı ameliyatları yapıyorduk. Sadece direkt mesane boynunu fasyaya, karın zarına asıyorduk. Şu pubis kemiğini asıyorduk. Manşette, Pereira gibi ameliyatlar yapıyorduk. Börç ameliyatları dediğimiz karın ameliyatları gene mesane boynunu bir bağlara astığımız ameliyatlar var. Bir de son zamanlarda, son 10 yılda popüler olan askı ameliyatları var. Evet. TOT dediğimiz ya da midüretral mesh dediğimiz ameliyatlar var. Küçük bir böyle teflon meçi mesane boynuna yerleştiriyoruz ve hastanın iki tarafına, pubis arasına yerleştiriyoruz. TVT dediğimiz direkt mesanenin üretrayı pubis arkasına astığımız ameliyatlar var ama şu son birkaç yıldır mesh erozyonu dediğimiz sorunlar yüzünden birazcık uzaklaşmaya başladık o ameliyatlardan. Daha çok hastanın doğal dokularıyla olan ameliyatları tercih ediyoruz. Dediğim gibi tıp ilerledikçe bir şeyler buluyoruz. Çok iyi oluyor. Sonra bakıyoruz ki yan etkileri var. O ameliyatlardan vazgeçiyoruz. Şu anda daha çok hastanın doğal dokusu ve börç dediğimiz daha çok mesane boynunu ya da hiçbir şey kullanmadan sarkmaları düzelterek sadece o bölgeleri düzelterek yaptığımız ameliyatlarla da çok güzel sonuçlar alıyoruz. Peki hocam, zorunlu doğum, sigara ve şişmanlık riski artırıyor mu? Evet, biraz önce bahsettiğim iri doğumlar, zorlu doğumlar, evet. Çok fazla doğum yapmak, şişmanlık zaten baş belası, dünyanın hastalığı, keşke bu dünyadan şişmanlığı kaldırabilsek. Yani dünyanın bir tarafı açlıktan ölürken asıl bela bütün dünyanın asıl belası şişmanlık hale geldi. Evet, İdrar kaçırma bile düşünün. Şişmanlık yüzünden oluyor. Sigara yani evet. O kadar çok soruna neden oluyor ve idrar kaçırmada. Çünkü mesane sağlığını bozuyor. Mesane beslenmesini bozuyor. Enfeksiyona neden olabiliyor. Bu da işte çeşitli silsileler halinde soruna neden olabiliyor. Çok fazla çay, kahve, kola içmek. Evet. Bunlar hep idrar kaçırmayı, sık idrara gitmeyi, Evet, çok su içmeliyiz ama tabii 5 litre su içmemeliyiz sonuçta. Bunun da bir ölçüsü olmalı. Fazlası zararlı tabii ki, olabilir. Yani 2-3 litre arasında kesinlikle su içmeliyiz ama hani dediğim gibi polidipsi gibi çok deli gibi de su içmemeliyiz. 3 litreyi geçmemeye çalışalım. Peki hocam, normal bir kişi bir günde kaç defa idrara çıkmalı? Şimdi uyanıkken 7-8'in üzerindeyse idrara gitme sayınız, ya aşırı su alıyorsunuzdur, ya aşırı kafein, çay, kahve, kola içiyorsunuzdur, ya da idrar kaçırma gibi bir sorunuz vardır. Kaçırmamak için sık sık gidiyorsunuzdur. Yani idrar kaçırmanızı sık idrara gitmekle maskeliyor olabilirsiniz. Peki sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisi var mıdır? Mesane eğitimi veriyoruz sıkışma tipinde. Mesane eğitimiyle biraz idrar kapasitesini arttırabiliyoruz. Çok fazla sezaryen olup idrar kapasitesi de küçülebilir. Enfeksiyonlara bağlı idrar kapasitesi daralabilir. Ya da ameliyatlara bağlı idrar kapasitesi, mesane kapasitesi azalabilir. Bu da mesane eğitimiyle işte bir saatten önce gitmemeye çalışmakla, işte su tüketimini rehabilite etmekle, mesane eğitimiyle sıkışma tipini birazcık düzeltebiliyoruz. Peki hocam, sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisi nasıl uyguluyorsunuz? Mesane eğitimi vermekle uyguluyoruz ya da mesaneyi rahatlatacak, gevşetecek ilaçlar veriyoruz. O da birazcık rahatlatıyor hastaları. Egzersiz dediniz. Kegel egzersizleri çok önemli. Nasıl yapılır kegel egzersizleri, onu öğreteyim. Gün içerisinde herhangi bir iş yaparken, el işi yaparken, televizyon seyrederken, arkadaşlarınızla konuşurken, sohbet ederken bile yapabilirsiniz. Üretra, pubik kas, perine kaslarını kendinize idrar yaparmış gibi düşünün. Bir anda çişinizi yaparken tuttuğunuzu düşünün. Oradaki kasları kasıyoruz. Birazcık tutuyoruz, sonra gevşetiyoruz. Sonra tekrar kasıyoruz, tutuyoruz, gevşetiyoruz. Bunu günde en az 5 kere ve 50 kere yaptığınızı, her seferinde 50'şer kere yaptığınızı düşünün. Bu nasıl bodycileri düşünün, vücut geliştirenleri. Çalışırken kasları şahane olur. Çok güzel böyle gösterirler. Ama 2-3 sene bıraktıklarında bu body eğitimini, çalışmalarını bir bakarsınız normal sizin gibi benim gibi insanlar olmuşlar. Perine kasları da öyle. Eğer çok fazla doğum yaptıysanız, çok yıprandılarsa ve siz de bunları çalıştırmazsanız çok zayıflayabiliyor. Özellikle menopozda çok zayıflayabiliyor. Bu kasları eğer egzersizle çalıştırırsanız hem idrar kaçırma hem de ilişki sırasında idrar kaçırmaya da çok güzel engel oluyor. Bu kasları sürekli çalıştırmamız gerekiyor öğlene kadar. Dediğim gibi çok basit. Sadece basit yemek yaparken, bir şey temizlerken, evde mutfakta bir şeyler ayıklarken, arkadaşlarınızla sohbet ederken, gazete okurken, kitap okurken, televizyon seyrederken bile yapabileceğiniz çok basit bir egzersiz. O kasları çalıştırırsanız hayatınız çok güzelleşecek. Gerçekten güzelleşecek. Belki doktora gitmekten kurtulacaksınız. İdrar yolu kaçırma çok ciddi bir sorun. Yani hayatınızı dışarıya, ya insanlar, bazı kadınları duyuyorum. Geliyor. Dışarıya çıkamıyorum doktorum çünkü kaçırıyorum diyor. PET kullanmak zorunda kalıyor. Evet. PET kullanmak çok zor bir şey. O mesane petleri de kalın petler. Giyeceğiniz pantolon çeşidini bile değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Sadece bu PET kullanmak zorunda kaldığınız için. Yani belki çok önemsenilmeyecekmiş bir hastalık gibi görünse de tam tersi çok önemli bir hastalık. Yetişkinlerde idrar kaçırma konusu hem kişiyi stres noktasında da çok etkiliyor. Strese bağlı idrar kaçırmayla da karşılaşabilir mi kişiler? Evet, mesela Avrupalı kadın belki tenis oynayamaz. Belki işte atlayıp zıplayamaz. Ama bizim kadınımız da namaz kılamıyor. Evet. Yani o kadar çok idrar kaçırıyor ki iki namaz arasında değil, bir namaz sırasında bile idrar kaçırıp bozup tekrar abdest almak zorunda kalabiliyor. Yani idrar kaçırma gerçekten konforumuzu çok bozan bir sorun. Rahatsızlık, hastalık ama çözüm noktaları var dediniz. Çözüm noktalarından bahsettiniz. En önemli çözüm noktası da evde otururken dahi egzersizi yapmaları çok önemli. Artık elimizde cep telefonları var hocam. Yani dünyayı ayağımıza getiriyor cep telefonları. İnternetten girdikleri zaman orada görebilirler nasıl hareket yapacaklarını. Çok basit zaten anlattığım gibi ama orada çok ayrıntılı da anlatıyor. Mutlaka yapmalarını çok öneriyorum. İdrar kaçırmazken bile yapmalarını çok öneriyorum. Evet. Cinsel fonksiyonu da çok güzelleştiriyor Kegel egzersizleri. Ve o Kegel egzersizi popoyla havayı da kaldırıyor. Pelvik taban egzersizleri çok işe yarayan egzersizler vücudun oranları da gayet güzelleştirebiliyor belli bir süreden sonra. Tabii bununla birlikte yaş dediniz hocam. 40 yaş üstünde kadınlarda mı sıklıkla görülüyor? 40 yaşın altında da kadınlarda görünebilir mi? Tabii kaç yaşında doğum yaptığım, yani iri bebek ya da zorlu doğum yaptığınıza da bağlı. Sonuçta 35 yaşındaki kadına da ameliyat yapmak zorunda kalabiliyoruz. Hayatı çekilmez hale getirebiliyor. Ama mümkün olduğu kadar geç yaşlara bırakmaya çalışıyoruz bu ameliyatları. Çünkü belli bir süreden sonra ameliyat 5-6 yıl işe yaradıktan sonra tekrar aynı sorunla tekrar karşılaşabiliyor hasta. O yüzden mümkün olduğu kadar ameliyatla değil de böyle egzersiz ve hijyenle halletmeye çalışıyoruz daha çok. İlaçla tedavi etmeye çalışıyoruz ama baktık olmadı. Mecburen ameliyat yapmak zorunda kalıyoruz. Peki doğum yapmayan kişilerde de görülebilir mi idrar kaçırma? Evet, çünkü vücudun bağlarıyla da alakalı idrar kaçırma. Tabii ki sıklığı çok daha az. Ama hiç olmayacak diye bir şey yok. Hiç doğum yapmamış kişilerde de nadiren de olsa idrar kaçırma gözükebiliyor. Ailesel olarak. Evet. Orada da genetik bir yatkınlık olabiliyor mu? Evet. Genetik olarak bağlar, vücut bağları, bağ sistemi, bu fasya sisteminin zayıflığına bağlı idrar kaçırma olabiliyor. Evet Nurcan Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bugün iki çok önemli konuyu sizle paylaştık. Ekranları başındaki izleyenlerimize de detaylı bilgiler verdik. Peki son olarak gerek idrar yolu enfeksiyonları ile ilgili ve idrar kaçırma ile ilgili iki konuda da birbirine bağlantılı konular. Neler söylemek istersiniz? Evet. Ne tür püf noktalar verelim? Evet, idrar kaçırma aslında çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Dediğim gibi çok basit bir tedavisi var. Hijyene çok önem vereceğiz. Asla ıslak durmayacağız. Özellikle yaz mevsiminde mayolara çok dikkat edeceğiz. İdrar kaçıranların da asla ıslak durmaması, idrar yolu enfeksiyonu çünkü idrar kaçırma sorununu da arttırıyor. Evet. Temizliğimizi önden arkaya yapmaya ve çok tahriş etmeden yapmaya dikkat edeceğiz. Gerektiğinde doktora ulaşacağız ki tedavimizi yeterli. Şöyle bir sorun olabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonu olan kişi antibiyotiği veriyorsunuz. Bir günde rahatlıyor ya, ikinci gün antibiyotiği bırakıyor. Bu sefer bakteriler o antibiyotiğe karşı duyarlılıklarını kaybediyorlar ve tedavi olamıyorlar ve sık idrar yolu enfeksiyonuna neden oluyor. Doktorumuzun dediği sürede, dediği miktarda kullanacağız antibiyotiklerimizi. Bol su içeceğiz. İdrar kaçırma sorunumuzu söylemekten asla utanmayacağız. Utanırsak tedavi olamayız. Bu toplumumuzun, kadınlarımızın çok önemli bir sorunu. Çok zorlu doğumlardan sonra olabildiği gibi zorlu doğum olmasa bile bu soruna maruz kalabiliriz. Sadece doğum yaptığımız için ya da çok aşırı kilolu olduğumuz için, sigara içmek çok fazla sağlığımızı ve idrar kaçırma sorununa neden olabilen bir maalesef musibet. Şeker, diyabet, çok fazla idrar kaçırma ve idrar yolu enfeksiyonuna yatkınlığı arttıran bir şey. Genel vücut sağlığımıza çok dikkat edeceğiz. Kilo, zararlı alışkanlıklardan uzak duracağız. Temizliğimize çok dikkat edeceğiz. Bir sorunuz varsa mutlaka yardım alacağız. Peki hocam, az önce mayo kullanımı dediniz. Mayo kullanımı. Tabii yani ıslak tutmayacağız. Evet. Çamaşırlarımızı da ıslak tutmayacağız. Evet, nemli mesela ütülememiz gerekiyor. Ütü çok önemli gerçekten. Evet, önemli bir konu bu da. Özellikle mantar enfeksiyonlarına çok önemli. Çamaşırlarımızı yüksek derecede yıkayıp ütüyle özellikle mikropları öldürürsek daha sağlıklı olur. Evet, çamaşırlarımızı ütüleyerek kullandığımız zaman çamaşırlarımızın üzerindeki bakterilerin de ölmesine sebep oluruz ki bütün mikropta, rahatsızlıklarda bakterilerden kaynaklanıyor. Evet, mantar, bakteri, çeşitli enfeksiyonlar. hijyenimize çok önem vereceğiz dediniz. Ve tabii bu hijyen konusu çocukluktan başlıyor hocam. Evet, eğitimle alakalı. Eğitimle alakalı. Burada ebeveynlere, annelere çok işler düşüyor. Ebeveynlere en büyük tavsiyem çocuklarına okulda tuvalete gitme eğitimi vermemeleri. Evet. Çocuklar tuvaletlerini tutuyorlar. Okulda tuvalete gitmeme eğilimindeler. Evet, evde hijyen, temizlik konusu güzel öğretilirse okulda da aynı şeyi yapabilir çocuklar. Çok fazla idrar tutmak idrar yolu enfeksiyonunun en büyük nedenlerinden biri. Evet, önemli bir konuydu bu da. Yani çocukluktan başlıyor. Eğitimi küçükten verdiğiniz zaman ilerleyen yaşlar içinde o sizin en büyük sermayeniz oluyor. Evet.